Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Son 20 yılda yükselişe geçen Türkiye, yerli ve milli teknoloji hamlesiyle beraber ordusunu güçlendirirken, bir yandan da yerli motor konusunda olmaz denilenleri oldurarak rekor kırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu tüm platform ve sistemlerimizde inşallah kendi motorumuzu kullanacağız cümlesinin ardından yükselişe geçen yerli motor geliştirme çalışmaları hız kaybetmeden yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin yerli ve milli motor geliştirme süreci hakkında kritik açıklamalarda bulunan TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, T625 Gökbey helikopterimiz için üretilen motorun 2025 yılından itibaren seri üretime alınarak Gökbey'e entegre edileceğini, yerli ve milli ilk havacılık motorumuz olan İHA motoru PD-170'in irtifa bakımından dünya rekoru kırdığını ve DC-300 füze motorunun kendi sınıfında en küçük çapa sahip olmasına rağmen açık ara en iyi gücü ürettiğini açıkladı. Mahmut Faruk Akşit, motor konusundaki en kritik açıklamasını ise gururla söylüyoruz. Biz hem pistonlu hem jet motorlarda Türkiye'nin ihtiyacı ne olursa yapabilecek yetkinlikteyiz. Eskiden soru yapabilir miyizdi? Şimdi soru ne kadar sürede, ne kadar maliyetle yapabiliriz oldu. Artık yapabileceğimizi biliyoruz ifadeleriyle yaptı diyebiliriz. Pistonlu dizel anlamına gelen ve yerli İHA'lar için geliştirilen PD-170 motorunun tüm tasarımlarının özgün bir şekilde TEİ'ye ait olduğunu belirten Mahmut Faruk Akşit, gayet üstün bir motor. Dünyadaki çift turbolu tek İHA motoru. Çift turboyu irtifa ile koordine etmek kolay bir iş değil. Tek turbolu da irtifaya dayalı güç düşmesi daha keskin hızlı oluyor. PD-170 dünyada irtifa yönünden rekor sahibi. Dizel grupta hiçbir motor yanına dahi yaklaşamıyor. 40.000 feet'e kadar görev yapabilme yeteneğine sahip. Bu ciddi bir kabiliyet. Bayraktar TB3'ün motorlarını biz verdik. Entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Dünyada teknoloji hızla ilerliyor. Biz de motorları şimdiki teknolojiye göre değil, gelecekteki teknolojilere göre tasarlıyoruz. 2 tonluk bir aracı 40.000 feet'e çıkaracak üstün teknolojiye sahip bir motor. PD serisinde çalışmaya devam ediyoruz. Bayraktar Akıncı'nın değişik görevlere göre tasarlanmış versiyonları var. Akıncı C serisinin motorlarını da teslim ettik. Entegrasyon çalışmaları devam ediyor ifadelerini kullandı. Uçak motoru konusunda üretimi devam ederken aynı zamanda helikopter motorunda da bir kademe daha eklendiğini ifade eden Mahmut Faruk Akşit, gururla söylüyoruz, hem pistonlu hem jet motorlarda Türkiye'nin ihtiyacı ne olursa yapabilecek yetkinlikteyiz. Eskiden soru yapabilir miyizdi? Şimdi ise ne kadar sürede ve ne kadar maliyetle yapabiliriz? Artık yapabileceğimizi biliyoruz ifadelerini kullandı. Jet motorları hakkında da konuşan Mahmut Faruk Akşit, Türkiye'nin iki rekora sahip olan TC-300 füze motoru hakkında TC-90 motorunu üreten ekip mini bir jet motor yapmayı düşündü. Ürünün sadece teknoloji kazanımı olarak düşünmedik. Çıkan ürün kullanılsın diye Roketsan'a sorduk. Jet motoru katı yakıtlılara göre uzun süre havada kalabiliyor. Menzil problemi yok. Roketsan 100-150 km menzilli bir füze düşünüyordu. Orta menzilli gemi savar füzeleri. Hiç görmeden gemiyi radarla bulup imha ediyor. Motor ebatlarını bize Roketsan verdi. Mevcut fırlatma sistemlerini kullanmak için çapı küçük bir motor istediler. Küçük çapta bir motorun 300 kilo füzeyi itmesi gerek. Teknik olarak çok zor bir problemdi. Ekibimiz bunu başardı. Yeni nesil uçaklarda kullanılan bir teknolojiyle dar çapta fazla hava emip sıkıştırabilen teknolojiyi minicik motora ilk defa uyguladık ve başarıyla çalıştırdık. Dünyada 250 mm motorlarda en küçük çapa sahip olmasına rağmen açık ara en üstün gücü üreten bizim motorumuz. Bir üst klasmandaki motorlardan bile daha yüksek güç üretiyor. Çapı büyütmenin jet motorlarına çok büyük etkisi var. 1,5 katı büyüklüğündeki rakip motordan fazla güç üretiyor. İlk rekoru bu. İkinci rekorda projenin yapılış süresi. Ortada hiçbir şey yokken 2,5 yılda motor çalışır hale getirildi ifadelerini kullandı.
Gökbey helikopteri için üretilen motorun prototipinin teslim edildiğini belirten Mahmut Faruk Akşit, olgunlaştırma ve geliştirme süreçlerinin de devam ettiğini belirterek, "Eş değeri kardeş motorlarını ürettik. Onlar da testlerde. Olgunlaştırma ve sertifikasyon süreçleri biraz vakit alacak. Seri imalata hazır hale gelmesi 3 yıl kadar zaman alıyor. Hedefimiz 2024 yılı bitmeden ilk seri imalat motoru teslim etmek." Bir yandan seri üretim altyapı çalışmaları devam ediyor. Seri imalat satış teklifimiz TAİ onayında. Gerçekleşirse 2024 sonu 2025 başından itibaren seri üretilerek Gökbey'e takılması hedefleniyor. "Son aşamaya geldik. 150 kadar seri imalat pazarlığını yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Türkiye artık eski halinden eser bırakmamış durumda. Yerli ve milli motorların hizmete alınmasıyla beraber adımlarımız daha da hızlanacaktır diyebiliriz. Çünkü bildiğiniz gibi özellikle füze konusunda bizi kısıtlayan bir anlaşma mevcut. Füze kontrol rejimi olarak geçen bu anlaşma kapsamında ürettiğiniz bir füzede yurt dışından tedarik edilmiş parçalar bulunuyorsa 300 kilometre menzilden fazlasını elde etmenize izin vermiyorlar. Bu yerli motor gelişmelerinin bize kazandıracağı en büyük gelişme bu menzil kısıtlamasının aşılması olacaktır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.